adapte olmuş durumdayım. Evet, şimdi Yani çıkan bunun yok yani. çıkan transfer haberi var. Bir tane onu konuşalım abi bu arada. Galatasaray'ın orta sahaya transferi söz konusu. Orta sahaya bir transfer yapılacak. İşte Ndombele gidecek, yerine bir futbolcu alacağız. Şimdi bizi izliyorlar. Raporlanıyoruz, biliyorum. Bu yayını izlerler mi? Bu dakikayı izlenir miyiz bilmiyorum. Ben isim söylemeden önce şunu söyleyeceğim. Sonra senden yorum alacağım abi. Biz sezon başında şunu konuşuyorduk. Verratti. Şu, o, bu. Bir sürü isim konuştuk. Dedi, ne diyorlardı? Soruyorduk. Ya biliyorsun abi, sen beni hani kimlerden haber alabildiğimi, benim bir sürü haberimi biliyorsun. İşte kimsenin söyleyemediği oyuncuları ben piyasaya attım biliyorsun. Diyorum mesela şöyle bir oyuncuyla görüşüyoruz. Ardından bir bakıyorsun doğru çıkıyor haber. Yani görüştüğüm kişilerle mesela bir de isim soruyorum. Yok. Daha iyisi olacak. Şununla görüşüyorlar. Aman söyleme. Yok. Şununla görüşüyorlar. Aman söyleme. Veya şununla görüşüyor muyuz? Görüşürüz ama daha iyisi olacak. Diye. Transfer sezonunun yani o Şampiyonlar Ligi kadrosunu verilecek günün son 3 gün kalmıştı. Şöyle bir tweet atmıştım. Diye şunu diye bunu bekleye bize gelecek olan isim Ndombele'dir. Yazdım 3 gün önce ve Ndombele geldi. Ben şimdi yönetime Erden Timur'a şunu söylüyorum. Erden Timur şunu da yaptı Musa abi. Görüştüğü futbolcuyla görüşmedim de dedi. Kusura bakmasın ben biliyorsun eleştiririm. Babam olsun eleştiririm. Görüşmediğim futbolcuyla görüşmedim deme. Evet. Görüşüyorsan görüşüyorum de. Ya bu fiyat yükselmesin diye Neden öyle olabilir. demesin? Neden öyle demesin? Abi adam senin YouTube yayınlarında senin bildiğin oyuncuyu saklamış diye adama gönül koyma yani. Hayır, Adam ben gönül koymuyorum. Bak ben başka bir yere bağlayacağım ama. Şimdi bazı futbolcularla görüştük diyor. Tamam mı? Mesela birisini futbolcu soruyorsun. Yalanlamıyor. Doğru diyor. Başka futbolcu soruyorsun. Görüşüyor. Ondan sonra görüşmedik diyor. Şimdi şunu söyleyeceğim. Eğer bir futbolcuyla görüşmüyorsam görüşmüyorum de. Böyle bir ilgimiz yok de. Görüşüyorsam da görüşüyorum de sorulursa. Çünkü beklenti içine giriyoruz. Taraftarı beklenti içerisine sokuyorsunuz. Erden Timur olduğu sürece Galatasaray Galatasaray taraftarının beklentisi arşta şu anda. Ya Galatasaray için şu anda desek ki orta saha için kim var abi orta sahada? Misal veriyorum Valverde. Galatasaray Valverde ile görüşüyor. Zemin yokluyor dese inanırlar abi. İnanacak taraftarımız var ama olma ihtimali yok. Ama Erden Timur buraya çıkarttı. Arş burada. Yani artık yani görüştüğümüz isimler belli. Şunu demeye çalışıyorum. Eğer ki bir futbolcuyla görüşüyorsanız görüşüyoruz da görüşmüyorsanız görüşmüyoruz da. Görüşmediğiniz futbolcu görüşmedim demeyin. Çünkü bu sefer bilgi kirliliği oluyor ve taraftarın beklentisi yükseliyor. Taraftarın beklentisini yukarı çıkıp Endidi şimdi bak isimlerden bir tanesi. Endidi biz görüşmüyoruz. Sonrasında görüşüyoruz derseniz bu biraz güven kaybı yaşanır. Endidi'yi alamadığınız zaman da onun alt seviyesini aldığınız zaman da bu daha fazla güven kaybı yaşatır taraftarda. Kim olursa bu Erden Timur olsun fark etmez abi. Şimdi siz ön planda bir tane Wilfred Endidi Galatasaray'ın gündeminde çıktı dedi ki biz Endidi ile görüşmüyoruz dedi. Sonra 3 hafta sonra görüşüyoruz dedi. Diyelim bunu yaptı çünkü Erden Timur. Endidi olmadı. Pohpohlanan haber şu. Endidi olmayacak. Biz daha iyisini alacağız. Daha iyisi olacak. Endidi profilini çizdin kafanda. Endidi olmadı. Onun bir alt profil olduğunda, başarısız olduğunda oklar sana döner. Transfer dönemi biraz sıkıntılı dönemdir. Biraz fazla konuştum ama olan bu. Yok yok. Transfer dönemi ya ben transfer dönemlerinde Ben yalancı çıkayım bu arada. Benim için umurumda değil. hayır. Olay onunla alakalı değil. Ben hep bizi izleyen arkadaşlar beni bilirler ve ben transfer döneminde
500 tane adamın ismi geçiyor. Elbet bir tanesini sallasan sen de birine denk gelirsin yani. Şimdi böyle bir mevzuattan bahsediyoruz. Yani ben ama şunu anlatmak istiyorum. Yani biz devre arasına bakalım. Devre arasında çok böyle üst kalibreden transfer bekleyen adamlar bekleyebilir. Nasıl olur? Mesela Zaniolo örneği var. Değil mi geçen seneden? Hı hı, evet. Zaniolo'yu bir düşünün. Gene kulübünde problem yaşayan, kulübünden gitmek isteyen ve gelecek vadeden bir oyuncu kategorisinde geldi bize. Yani beklerseniz böyle bir adam gelir. Bunun haricinde bir adam gelmez. Ama yani kim yani sana gelse bak sen bugün Avrupa'da güzel işler yapıyorsun veya oyuncuların güzel işler yapıyor. Sasha Boy. Sasha Boy'a birisi gelip sana dese ki 50 milyon euro veriyorum. Bak bugün herkes ben veririm abi der. Herkes ben veririm der. Vermeli miyiz? Tartışırız. Ben veririm der. Bence verilmeli bu arada. Bence verilmeli. Ama ya verdin, başarısız oldun, şampiyonluk gitti. Sasha Boy yüzünden şampiyonluk gitti. Ne yönetim kalır, ne Okan Buruk kalır. Şimdi dön geriye. İkinci oldun, Şampiyonlar Ligi'ne katıldın belki. 50 milyon para yaptın ama Fenerbahçe'nin arkasında bitirdin. Ama şampiyon olsaydın 5 milyon euro mu alacaktın? 10 milyon euro mu alacaktın? Ama 50 milyonu Sasha Boy'u satmışsın. Kimse ona bakmaz. Bakmaz abi. O yüzden sen bugün Manchester United'da veya hadi Manchester United grubumuzda ilk bir takıma gidipken de adamın sol bekini mi sağ bekini mi isteyeceksin? Sol bekini mi isteyeceksin yani? Kimi isteyeceksin? Vermez abi. İyi adamını verir misin sen? Ndidi'ye gelelim abi. Ndidi'yi ister misin? Bak Ndidi şu anda Premier Lig'de de Championship'te oynuyor. Bu yıl toplamına baktığımız zaman 12 karşılaşmada forma giymiş. 9 ilk 11 olmak üzere. Bir gol katkısı var. 3 asist katkısı var. Box to box oynayabilen orta sahanın ortasında. Hem 6 numara, daha çok 6 numarada forma giyen bir futbolcu bu arada. 6 numarada forma giyen, hem 8 numarada forma giyen bir futbolcu. Çıkışlarıyla beraber, top çıkışlarıyla beraber ün salmış bir futbolcu. Geçiş oyununu oynatabilecek bir futbolcu olduğunu söyleyebiliriz. Çok da beğendiğim bir futbolcu. 26 yaşında sevgili dostlar. Şu Torreira'yı Ndidi'yi düşünüyorum. İnanılmaz iyi olur. İşte Galatasaray tabii daha önce de Ndidi ile ilgilendi. Onu söyleyeyim. Bak sezon başında Ndidi ile Galatasaray ilgilendi. Ama o zaman nasip kısmet olmadı. Yani bir türlü olmadı. Şimdi Galatasaray'ın tekrardan Ndidi ile görüştüğünü, temas halinde olduğunu söyleyen bir Uğur Karakullukçu var. Ndidi olduğunu söylüyor Galatasaray'ın orta sahasına transfer etmek istediği futbolcu. Ben Ndidi'yi isterim. Ndidi çok farklı bir hava katacaktır diye söyleyebilirim. Bu arada Ahmet de demiş Ndidi değil Lemina lazım bu takımda demiş. Lemina da müthiş işler yapıyor Premier Lig'de. Ben Ndidi tanımam abi. Bana istatistik getireceğim. Ben istatistiğine bakacağım. İstatistiğine de baktık. Evet. İstatistiğine baktık. Angelino'yu aldık. Onu da gördük. Şimdi Ndidi ben bilmem abi. Ama bu Ndidi muhtemelen şuna bakacaklar. Yani Ndidi bana şunu haber ver. Mesela bu sezon kaç maçta oynamış? Kaç maçı abi, kaçında oynamış? Premier Lig'in bir altısında. Altında oynuyor. Şampiyonşipte oynuyor şu anda. 12 karşılaşmada oynamış. 9 ilk 11 olmak üzere. 62 dakika sahada kalmış. Geçen yıla bakalım. Geçen yıl Premier Lig'de 27 karşılaşmada forma giymiş. Gol katkısı yok. Asist katkısı yok. Ama daha çok bak box to box oynuyor. Isı haritasını görüyorsun. Daha çok 6 numarada. Yani ön libero tarzında oynayan bir futbolcu olduğunu söyleyelim. Fayda sağlar abi. Bak isterim. Yani bu oyuncuyu tanıdığım için söylüyorum. Ben istatistiksel verilerine bakıp söylemiyorum. Bu oyuncuyu tanıdığım için söylüyorum. Yani bunu bu oyuncu, ben bir tek ortak noktası Ndombele ile Ndidi diyor ya. Orada evet. Böyle bir isim benzerliğinden dolayı bir sıkıntı olur mu diye bakıyorum ben. Wilfried var. Wilfried Zaha, Wilfried Ndidi.
Tamam. Zaha da iyi performans vermiyor ki abi. İnşallah verecek. Zaha'dan da umutluyuz. Evet, Galatasaray'ın daha önce de gündemindeydi Wilfried Ndidi. Tekrardan gündeminde olduğunu söyleniyor. Tabii ki de transfer konuşmak için erken diyen arkadaşlarımız olacak ama transferler bu dönemlerde belli olur abi. Listeler bu dönemlerde yapılır. Onu da eklemiş olayım. Yusuf Ya abi. erken, bence de erken. Ama Galatasaray çok ciddi bir şekilde sol bek arıyor. Bu arada şuna da bir gerçekçi bakmak lazım. Yani bence o olursa o daha doğru olur. Yani mesela maalesef ki maalesef biz habire onu gönder bunu al, bunu gönder onu al, onu gönder bunu al falan yapamayız. Angelino'nun kulübü şeyi kabul ederse, hani tamam satın alma opsiyonunu kaldırdık, sezon sonuna kadar oynasın, kararı ondan sonra verirsiniz derse, ben Angelino'yla devam edilmesinden yanayım. Çünkü onu göndermek için bu sefer ona ver 1 milyon euro gönder. Yeni gelen adama ver 2 milyon euro al falan. Ben bunları artık çok böyle sıtkım sıyrıldı. Bunları yapmamamız gerektiğini düşünüyorum. Bir şekilde artık hani elimizdeki oyuncuları doğru kullanmamız lazım. Bizim şöyle bir hastalığımız var abi. Hani alışveriş hastalığı derler. Halk tabiriyle. Özellikle kadınlarımızda olur. Kadınlarımızda olur. Dışarıya çıktığında mağaza gördüm mü hemen adamlar böyle vadarla böyle direkt girip alışveriş yapma ihtiyacı duyarlar. Bizde de o var abi. Ya bak mesela 10 tane transfer yap ki yaptık yaz transfer döneminde. Kış transfer dönemine gir. Yani arkadaşlar en az 10 tane transfer ister. Lan demez. Ulan Ben 10 tane, ben de isterim. 10 tane. Ne? Ben de isterim. Ben de isterim. Ya işte bak, hastalığımız var. Ben de isterim Günay. Bak ben de isterim. Ama ya hastalık, hastalıklıyız. Bir tedavi olmamız gerekiyor. Ben de Olacağız inşallah. isterim. Düzeleceğiz inşallah abi. Düzeleceğiz yani. Cigon abi demiş ki 6 numarayı Güney Amerika'dan rahatça bulunur ve en iyileri oradan çıkar demiş. Sevgili dostlar, 55 dakikadır yayındayız Musa Yıldız'la birlikte. Bizleri izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız sevgili dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Çıkmadan like atmayı Yine unutmayın. aklıma ne geldi biliyor musun? Ne geldi Sen bak abi? bunu söyleyecektin ya. Hani sen en kritik noktada kitap okumayı kaçırmışsın. Mesela sağlıkla ilgiliyse abi o kitabı oku. Onu oku abi. Ya abi ne bileyim şurup gibi duruyordu. Ben şurup diye niyetine içtim. Bir baktım ki gargaraymış. Ben o gargarayı ya bitene kadar içtim. En son damlasını aldığımda oğlum bu nasıl bir şeymiş lan deyince bir baktım gargaraymış. Gargarayı şurup niyetine Benim içtim. Galiba bundan düzelemiyorum bir yüzüm tahriş olmuştu biliyor musun? Ben o haftadır. hani dedim ya yeni Olur abi. çıkan sıvı sabunları kullanıp ben bunları şey zannediyordum tamam mı? Ne derler işte krem Bakım kremi, zannediyordum. kremi. O da benim o sene Kim yüzümü bakım böyle yara kremi bere yapıyor? yapmıştı. Bakım kremi, bakım pul yapıyor musun kendine? Bakım kremleri falan kullanıyor musun? İşte ben işte bir zengin bir ailenin evine gittiğimde o kremi gördüğümde dur dedim şunu bir kullanayım dedim. Ben gözaltı kremi sürüyorum. Çünkü gözaltlarım çok mosmor. Ya yapacak bir şey yok abi. Kendimize bakacağız yani. Değil mi? Evet, kaçta yayının? 11'de 11'de. 11'de Musa Yıldız Derin Haber 1905'te yayında sevgili dostlar. Yarınki yayınlarda görüşmek üzere. Çıkmadan like atmayı unutmayız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalınız. Bay bayız. Hoşçakalın.